RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Erzincan'da coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. 103. yıl dönümü. O gün... 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Erzincan'da coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Gençlik Merkezi Müdürü Ertuğrul Köroğlu, bazı kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sporcu grupları, Kızılay Gönüllü Gençleri, AFAD Gönüllüleri ve Gençlik Merkezi Gönüllüleri katıldı. Törende Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çelengi Atatürk büstüne sunularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Milli mücadeleyi başarıya taşıyan, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmayı hedefleyen ruhu, heyecanı ve coşkuyu bugün de gençlerimizle yaşıyoruz. Özgürlüğümüzün, egemenliğimizin ve cumhuriyetimizin teminatı gençlerimiz. Bugün sizleri daha aydınlık, umutlu ve barış dolu bir gelecek için çalışırken sizden beklentimiz, kahraman ecdadımızdan emanet aldığımız vatan ve bayrak sevgisini, özgürlük aşkına sahip çıkmanız ve bu yüce değerlere sonraki nesillere aktarmanızdır. Milli değerlerine bağlı, evrensel değerlerle barışık ve geleceğe güvenle bakarak yetişmeniz, 19 Mayıs ruhunu anlamanız, benimsemeniz ve sorumluluğu üstlenmeniz geleceğimiz için büyük önem arz etmektedir. Geleceğin sporcularını ve gençlerini yetiştirmek adına tüm kurum ve kuruluşlar koordineli bir şekilde çalışmaktayız. Bunun için spor tesislerimizi gençlerimizin ayaklarına kadar götürmekteyiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tesisleşme hamlesiyle raket sporlarından savunma sporlarına, takım sporlarından bireysel branşlara kadar birbirinden güzel ve kullanışlı modern tesislere kavuşuyor. Bu tesis çalışmalarının sonuç değil, aksine bir başlangıç olduğunun bilincindeyiz. Asıl iş bundan sonra başlıyor. Tesislerimizin başarı için sadece bir araç. Bu araç amaca çevirmek adına gençlerimiz için anahtar rolü üstlenerek var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sevgili gençler, bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, gazilerimizi ve vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Bu bayram sizin. Arz ederim. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan İl Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi. Parti yöneticilerinin ve partililerin katıldığı törende Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bayram kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan İl Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi. Parti yöneticilerinin ve partililerin katıldığı törende Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bayram kutlandı. Törene CHP İl Başkanı Ayhan Doğan, Merkez İlçe Başkanı Ali Aras, CHP'li belediye başkanları, kadın kolları, gençlik kolları, meclis üyeleri ve parti yöneticileriyle partililer katıldı. Törende CHP İl Başkanlığı çelengi Atatürk büstüne sunuldu ve saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan CHP Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Burcu Polat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Bugün
Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milli mücadele destanının yazılmaya başlandığının ilk günüdür. Bunun için bugün bağımsız Türk milletinin en anlamlı günlerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğimize armağanı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı sayılan 19 Mayıs 1919 tarihimizin dönüm noktası ve istiklal mücadelemizin sembolüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı bağımsızlık hareketi Türk milletinin gücü ve desteği neticesinde başarıyla sonuçlanmıştır. Milli mücadelenin her safhası dünya tarihine damgasını vurmuştur. Atatürk, biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır. Geleceğin ümidi, ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir diyerek bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Milli mücadelenin 103. yılına ulaşmasının gururuyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Bu anlamlı günü yüreğinde hisseden, unutmayan, unutturmayan bir nesline temenni ediyoruz. Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Milletin Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Spor Aşkı Engel Tanımaz projesi kapsamında Erzincan'da özel eğitim okullarına spor malzemesi dağıtımı yapıldı. Milletin Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde yürütülen Spor Aşkı Engel Tanımaz projesi kapsamında Erzincan'da özel eğitim okullarında spor malzemesi dağıtımı yapıldı. Erzincan Atletizm Pisti'nde yapılan malzeme dağıtım törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, özel eğitim okullarının yöneticileri ve öğrencileriyle sporcu grupları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın açılış konuşması Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu tarafından yapıldı. Açılış törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geçen hafta Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde gerçekleştirilen ve 81 ilimize bizzat kendisinin yola çıkardığı tırlarla malzeme dağıtımı törenimiz, Erzincan'ımızda da 3 tane okulumuza dağıtımlar gerçekleştirilecek. Toplam 183 kalem spor malzemesiyle sizlere az da olsa bir destek olmaya çalışıyoruz. Tabii biz biliyoruz aranızda çok bu işe gönül vermiş, spora gönül vermiş, spor için çocukları yetiştiren ve onlara gerçekten engelleri aşabilecekleri bu fırsatı tanıyan öğretmenlerimize, okul müdürlerimize ben buradan teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz olarak tüm tesislerimiz emrinizde. İnanın spor yapmak istediğinizde ilgili görevli mesai arkadaşlarımla birlikte çok güzel işler ortaya çıktı. Buradan kaderi görüyorum, dünya şampiyonları çıktı. Çok güzel başarılı sporcular çıktı. Sizden tek bir ricam var. Bu iş biraz özveri gerektiriyor. Bu özveri de bizimle birlikte ortak olduğunuz için, beraber yol yürüdüğünüz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Lütfen bizimle birlikte veya spor tesislerimize bu çocuklarımızı getirelim. En son yapılan Paralimpik Olimpiyatlarında aldığımız dereceleri hepimiz gördük. Ülkemizin ivmesi gitgide yükseliyor spor branşlarında. Hep birlikte birer olimpiyat sporcusu çıkaralım, birer Avrupa Dünya Şampiyonu çıkaralım. Ben hepinize teşekkür ediyorum buraya katıldığınız için. Hepinize saygılar sunuyorum. İl müdürünün konuşmasının ardından halk oyunları gösterisi sunuldu. Tekvando sporcuları tarafından hazırlanan gösterilerin sunulmasının ardından programa katılan özel eğitim okullarının öğrencileri davul zurna eşliğinde gönüllerince eğlendi. Spor aşkı engel tanımaz diyerek Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 81 ilde 500 özel eğitim okuluna farklı engel gruplarının kullanımına sunulmak üzere üretilen 27.259 adet spor malzemesi yola çıkarken Erzincan'a gelen malzemeler 3 okula teslim edildi.
Erzincan Yoğurtlu Toki konutları yanında Spor Toto tarafından yaptırılan halı saha çürümeye terk edildi. Milyonlarca lira harcanarak yaptırılan ve gençlerin kullanımına sunulan halı sahanın sahipsizlik ve ilgisizlik nedeniyle brandasının yırtılması, sahanın ve tribünlerin tahrip edilmesi ve madde bağımlılarının mekanı haline gelmesi çevre halkının tepkisine neden oluyor. Evet, Yoğurtlu beldesi. Erzincan Yoğurtlu Toki konutları yanında Spor Toto tarafından yaptırılan halı saha çürümeye terk edildi. Spor Toto'nun yaptığı halı sahaya bir bakar mısınız? Milyonlarca lira harcanarak yaptırılan ve gençlerin kullanımına sunulan halı sahanın sahipsizlik ve ilgisizlik nedeniyle brandasının yırtılması, sahanın ve tribünlerin tahrip edilmesi ve madde bağımlılarının mekanı haline gelmesi çevre halkının tepkisine neden oluyor. Bir dönem faal durumda olan ve bazı beldelerin Erzincan merkeze bağlanmasıyla birlikte Erzincan Belediyesi'ne bağlanan mahalledeki halı sahanın son durumu yürek burkuyor. Sahipsizlikten dolayı milli servet yok oluyor diyen mahalle halkı birçok bölgede bu tür tesisler bulunmazken Spor Toto tarafından yaptırılan ve gençlerin kullanımına sunulan bu halı sahanın durumu anlaşılır gibi değil. Görevli olmadığı ve çalıştırılmadığı için brandalar yırtıldı, sahanın malzemeleri tahrip edildi. Halı saha alkol ve madde bağımlılarının mekanı oldu. Mahalle halkı olarak endişeliyiz. Ailelerimiz rahat hareket edemiyor. Her gün emniyet güçlerine şikayette bulunuyoruz. Buraya birçok çözüm bulunsun. Burası sahipsiz şehir kelimesine çok güzel bir örnek. Hiç kimse ilgilenmiyor. Milli serveti göz göre göre çürütüyoruz dediler. Burada tinercisi var. Esra çeken var biliyor musun? Kapı komşu rahatsız oluyor. Peki amca ne yapılmalı burada sence? Ya yani görevli bir adam koysun. Devlet ya tabii mağlayı. Bir de şöyle düşünsene ya koskoca ama inan ki dün 4 metre bir çadır yaptırmak istedim bir şeye. Adam 10 bin lira fiyat verdi. Aynen. Şuranın çadırının fiyatının kaç olduğunu düşünebiliyor musun? Pahalı bir şey alamıyor zaten de. Ama devlet etkiler deriz cam diyeceğim. Evet. Buna bir görevli koysun, buna sahip çıksın. Görevli olsun, koysunlar, ondan sonra onarımını yapsınlar, insanlar içinde gelsinler, top oynasınlar değil mi? Onarını yapsınlar, çoluk çocuğu gelip de tiner çekmeyle, içki içmeyle, burayı pislik yapmayla, tabii. Kapı komşu rahatsız etmeyle olmaz. Sonuçta senin yanında yerim var, şimdi burada yanlış şey olduğu zaman sana zarar var. Yan tarafı da benim. Evet. Onun için sizden ricam bunu bilgilendirin. Tamam. İlgili kişilere. Tamam amcacığım, tamam. Tamam canım benim. Tamam, sana da teşekkür ederim. Kim ilgilenirse onlara da teşekkür ederim. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bahar Şenlikleri kapsamında Türk Yıldızları Akrobasi Gösterisi sunulacak. 22 Mayıs Pazar günü saat 12'de üniversitenin Yalnızbağ yerleşkesinde sunulacak olan gösteriye tüm Erzincan halkı davet edildi. Gösteriyi izlemek isteyen vatandaşlar için aynı gün ücretsiz otobüs seferleri de düzenlenecek. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bahar Şenlikleri kapsamında Türk Yıldızları Akrobasi Gösterisi sunulacak. Köyün ışıkları görürsün yüzlerce parlak yıldızları. Onlar ki semaya destanlar yazan. 22 Mayıs Pazar günü saat 12'de üniversite Yalnızbağ yerleşkesinde sunulacak olan gösteriye tüm Erzincan halkı davet edildi. Görürsün yüzlerce parlak yıldızları. Onlar ki semaya destanlar yazan. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nden yapılan açıklamada 30 yıldır Türk bayrağını göklerde dalgalandıran Türkiye'nin göklerdeki gururu Türk Yıldızları timi nefes kesecek gösterileriyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne geliyorlar. Tüm Erzincan halkını 22 Mayıs Pazar günü saat 12'de üniversite yerleşkesinde düzenlenecek olan gösteriyi izlemeye davet ediyoruz ifadelerine yer verildi. Delerek, damarlarındaki asil kanı bilerek. Dosta güven düşmana. Gösteriyi izlemek isteyen vatandaşlar için aynı gün Erzincan Belediyesi tarafından ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Kartalı Türk yıldızları, onlar göklerin kartalı Türk yıldızları. Üzüm ilçesinde eski okul binasında şüpheli şahısların bulunmasının tespit edilmesi üzerine devriye gezen il jandarma komutanlığı ekipleri, şahısları kablo ve malzemeleri çalmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakaladı.
Erzincan'ın Üzünlü ilçesinde eski okul binasında şüpheli şahısların bulunmasının tespit edilmesi üzerine devriye gezen Erzincan Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şahısları kablo ve malzemeleri çalmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakaladı. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların mal ve can güvenliğinin sağlanmasına yönelik icra edilen önleyici faaliyetler kapsamında 17 Mayıs 2022 tarihinde Erzincan Üzünlü ilçesinde bulunan eski okul binasının içerisinde şüpheli şahısların bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı devriyesi tarafından EŞ ve PŞ isimli şahıslar havalandırma penceresinden çıkardıkları maddi değeri yaklaşık 100 bin lira olan kablo ve diğer malzemelerle birlikte kaçmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Erzincan merkeze 10 kilometre mesafede bulunan ve cilt hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa iyi gelen jeotermal kaplıcalar sıcak suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Ekşi Su Mesire Alanı bölgesinde bulunan kaplıcalar yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Erzincan merkeze 10 kilometre mesafede bulunan ve cilt hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa iyi gelen jeotermal kaplıcalar sıcak suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Ekşi Su Mesire Alanı bölgesinde bulunan kaplıcalar halkın yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Erzincan Belediyesi jeotermal kaplıca tesisleri şifalı suyuyla şehir dışından ziyaretçileriyle de bölgenin en çok tercih edilen turizm alanlarının başında geliyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kaplıcalar odalarında termal havuzu, soyunma odası ve duş imkanıyla doğadan gelen sağlığı misafirlerine sunuyor. Son teknolojinin kullanıldığı havuzlardaki su her kullanımda değişirken 33 derece olan su sıcaklığı güneş enerjisi yardımıyla yaklaşık 40 dereceye kadar çıkabiliyor. Havuzlarda her kullanım için dezenfeksiyon işlemi yapılarak yeni gelen misafirlere hazırlanıyor. Saat 9 akşam 22 saatlerinde açık olan ve haftanın 7 günü faaliyet gösteren jeotermal kaplıcalarda hijyen kuralları da üst seviyede uygulanıyor. Erzincan'da çeşitli meslek grupları ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencileri tarafından oluşturulan Anka Tiyatro Grubu'nun sağlık konularını ele aldığı tiyatro ücretsiz olarak sahnelendi. Erzincan Bakırevi Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen tiyatro oyunu ilgiyle izlenirken oyuncuların performansları profesyonel sanatçıları aratmadı. Programa yoğun ilgi vardı. Aslan Hocam acil gelin. Kırmızı Hangi hasta geldi? Anne. Sevgili arkadaşlar, şu an hastaneden içeriye girdik. Alarm sporası yapmış gibi horultulu sesler çıkarıyor. Erzincan'da çeşitli meslek grupları ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencileri tarafından oluşturulan Anka Tiyatro Grubu'nun sağlık konularını ele aldığı tiyatro oyunu ücretsiz olarak sahnelendi. Ay, bayağı yakışıklıymış ya. Hastanes. Hanımlar lütfen müsaade edin. Ay. Çok kıl bir hareket değil mi? Arkadaşlar burada her şey çok hareketli. Erzincan Bakırevi Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen tiyatro ilgiyle izlenirken oyuncuların performansları profesyonel sanatçıları aratmadı. Programa yoğun ilgi vardı. Sen ona şükret. Peki öyle olsun teyzem. Bari şöyle hafifçe dön de bir sırtını aç ben bir dinleyeyim bakayım ne var ne yok. Öksürmem mi lazım? Ya sen öksür teyzem. Oturamam doktor. Oturamam. Zaten sırtım orada. Peki. Gelin de şöyle bir muayenenizi yapalım o halde. Benim elime umarım muayene doktor. Abimizin yerine bizim muayene. Çıldırdınız mı siz? Ne saçmalıyorsunuz? Vallahi hoca ne gerekiyorsa yap ha ona göre. Bak ne gerekiyorsa yap ha hoca. Sırf siz söylediniz diye zaten yapacağım bir rekeni. Yoksa ne işim olur? Tiyatro adına sanatçı ruhunu kaybetmeyen ekip, Erzincan'da tüm yaş grubundaki vatandaşlara hitap edebilecek bir tiyatro çalışması sahneledi. Erzincan Belediyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Erzincan'daki bir inşaat firmasıyla emlak firması sponsorluğunda düzenlenen tiyatroya Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve eşi de katıldı. Farklı yaş gruplarından katılım sağlandığı tiyatroda oturacak yer kalmayınca salon adeta doldu taştı. Ülkece stresli ortamlarda yaşıyoruz.
düzenli olarak psikolojik destek almamız lazım diyordu. Ben de gideyim dedim. Oltu abi uzamayın. Yoksa kafa sağlam hoca. Belli belli. Bayağı sağlam ve kalıptı. O seyisi de isterseniz dışarı. Bir dakika. Türkiye'de şizofren sayısı arttı diyorlar hoca. Her iki kişiden biri iki kişiymiş. Bu konuda ne diyorsunuz hocam? Oğuz Beyciğim, sizinle bu felsefeyi sohbeti devam edin. 7 perde olarak sahnelenen tiyatroda acil servis, bekleme salonu, psikiyatri polikliniği, plastik cerrahi, anestezi ve kardiyoloji polikliniklerinde yaşanan doktor, hemşire, hasta ve vatandaşlar arasında geçen diyaloglar esprili bir şekilde izleyicilere aktarıldı. Sağlık çalışanlarının hasta vatandaşlara verdikleri hizmet ve vatandaşların sağlık çalışanlarından beklentileri mesajlı ve espiritüel ifadelerle anlatıldı. Her biri ayrı mesaj içeren tiyatroda verilen mesajlar izleyiciler tarafından büyük alkış topladı. Tiyatro sonunda Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun tiyatroculara çiçek takdim ederek gösterdikleri çaba ve emekleri için teşekkür etti. ...19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle il protokolü tarafından Erzincan Belediyesi önünden Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ yerleşkesine kadar bisiklet turu düzenlendi. Protokol mensupları hep birlikte pedal çevirdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle il protokolü tarafından Erzincan Belediyesi önünden Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ yerleşkesine kadar bisiklet turu düzenlendi. Protokol mensupları hep birlikte pedal çevirdi. Etkinliğe katılan protokol mensupları, AFAD gönüllüleri, Kızılay Gençlik Merkezi, El Ele gönüllüleri, Gençlik Merkezi gönüllüleri ve farklı yaş gruplarından vatandaşlar hep birlikte bisiklet sürmenin keyfini yaşadı. Sizleri çok yağlamışım. Arsa arkadaşım yağlamış, ben de onu bir daha yağlamışım. Erzincan Spor Lisesi öğrencileri sportif ve bilimsel alanlarda olduğu gibi halk oyunlarında da ne kadar yetenekli olduklarını kanıtladı. Öğrencilerin halk oyunları gösterileri tam not aldı. Birçok spor dalında ve aktivitelerde yer alan Erzincan Spor Lisesi halk oyunlarında da başarısını ispatladı. ...19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Erzincan Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Duman nezaretinde yaklaşık bir ay halk oyunları gösterisi için hazırlık yapıldı. Erzincan Spor Lisesi bahçesinde 20 öğrencinin hazırladığı halk oyunları gösterisi okul idarecisi ve öğretmenlerle öğrencilerden tam not aldı. Yaklaşık 40 dakikalık gösteri sergileyen spor lisesi öğrencileri spor branşında gösterdikleri başarıyı halk oyunlarında da sergilemiş oldu. Okul müdürü Hayati Doğan yapılan etkinlikte emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Kalledin
taş ben olayım, kaleden kaleye taş ben olayım. O kara gözlere kaş ben olayım, o kara gözlere kaş ben olayım. Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Çilhoroz köyü yakınlarına kadar gelen anne ayı ve 3 küçük yavrusu koyun otlatan Mert Yılmaz tarafından drone'la görüntülendi. Bir tanesi büyük, iki tanesi ufak. Bir tanesi daha ufak. Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Çilhoroz köyü yakınlarına kadar gelen anne ayı ve 3 küçük yavrusu koyun otlatan Mert Yılmaz tarafından drone'la görüntülendi. Bunları anlatabilmek, bunları korkutmak değil amacımız. Yani burada artık insanların olduğunu anlatmak onlara. Koyun sürüsünü otlatan ve hobi olarak kırsalda yaban hayatını drone ve kamerayla görüntüleyen sosyal medya hesabından paylaşan Mert Yılmaz, anne ayı ve 3 yavrusuyla karşılaştı. Onu biraz şu sırtına, arkasını aşabilirsem çok iyi olacak. İnsanların bulunmadığı boş tarağı var, oraya gidebilir. Yoksa hem insanlar için hem de onun için sıkıntı olur. Buraya kimse gitmediği için o rahat bir şekilde gelebiliyor köyün yanına kadar. Ve köyde kimse yoktu şu ana kadar ama herkes geldi şimdi. Köpekler de çok kalabalık. Yavrular zarar verebilirler. Bunu hafiften uzaklaştırıyorum. Drone'la anne ve yavru ayıları çekerek takip eden Yılmaz ilk kez bu kadar yakından ayı görüntülediğini ve heyecanlandığını dile getirdi. Ona rağmen yavrulara bak çok ufak ya. Şu arkadaki de çok çelimsiz kerata. İnşallah o da büyür. Ama sanki biraz çelimsiz kalmış. Bir tanesi siyah, iki tanesi sarı. Şimdi de Erzincan ve çevre illerde beklenen son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Erzincan 6-19, Erzurum 2-13, Sivas 5-19, Gümüşhane 5-15, Bayburt 3-15, Giresun 11-16, Elazığ 8-21, Tunceli 9-21, Bingöl 8-20, Malatya 9-22, Yozgat 4-16, Amasya 7-21, Kars 0-11, Van 4-14, Ağrı 0-13 derece. Şimdi de Erzincan ekonomi piyasalarındaki gelişmeleri aktarıyoruz. Dolar 15.30, Euro 16.20, 22 ayar altın 895 lira. Tam altın 6.260 lira, yarım altın 3.130 lira, çeyrek altın ise 1.565 liradan işlem görüyor. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir gündemde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.